Tosya Belediye Başkanımızın daveti üzerine denge ve tenelik olarak İstanbul'dan geldik. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış mobil kısırlaştırma ünitemizle beraber Tosya sokaklarında başıboş gezen sokak hayvanlarını usulüne uygun ve çağımızın son sistemleriyle yakalayarak kısırlaştırma, kuduz aşıları ve parazit aşılarını iğnelemelerini de yaparak tekrar alındıkları ortama bırakacağız. Her ne kadar bu çalışma hayvanlar için olduğu düşünülse de aslında bu çalışmalar insan sağlığı için yapılan çalışmalardır. Benim söyleyeceğim şu, bundan sonra Tosya sokaklarında görünen küpeli köpeklerin hepsi sağlık kontrollerinden geçmiş, üremeleri kontrol altına alınmış sağlıklı köpeklerdir. Vatandaşlarımız bu küpeli köpeklerden artık korkmalarını gerektirecek bir sebep yok. Evet, Tosya Belediye Başkanlığı olarak uzun yıllardan beri denge ve tenellikle çalışıyoruz. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını kendilerinden hizmet alıyoruz. Son dönemde sokak hayvanlarının sağlıksız ve küpesiz olduğu ile ilgili şikayetler belediyemize ulaştı. Kendilerinden talep ettik. Yeni bir çalışma başlattık. Çalışmamız devam ediyor. Tabii sokağında, mahallesinde herhangi böyle sağlıksız hayvan veya sağlıklı da olsa bile kayıt altına alınması için belediyeye gelen ihbarlar değerlendiriliyor. Hayvanlar usulüne göre toplanıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz. Çalışmamız şu anda verimli bir şekilde devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Çalışmalarından da memnunuz. Bu arada hem hayvanları hem de halkın bu husustaki şikayetlerini bertaraf etmiş oluyoruz. Benim burada eklemek istediğim şey şu, köylerden, ilçelerden, beldelerden Tosya'nın ana arter, ana yol üzerinde olması sebebiyle Tosya'da köpeğin yani çözümünü evet. Bulamıyoruz. Şu andaki zaten hayvan popülasyonundaki artış Tosya sınırları içerisinde çiftleşmeye bağlı bir artış değil. Etraf il, ilçe, barınaklardaki bizzat onlardan şikayetçi, sağlıksız hayvanların Tosya ilçe sınırları içerisinde bırakılmasından kaynaklı bir artış var. Yol kenarında olmamız bu konuda dezavantajımız. Ve bu artışın önüne de geçemiyoruz. Yani çözüm arıyoruz. Şu anda artış, kısırlaştırma yapıldıktan sonra kontrol altına alınacak gibi görünmüyor zaten. Mutlaka dışarıdan, gene sağdan soldan gelecektir. Bu konu tabii il seviyesinde ele alındığını, vali yardımcısı başkanlığında hayvanları koruma kurulu toplantılarında sürekli gündem olduğunu, konunun mülki idare amirleri tarafından da bilindiğini, işte çözüm konusunda da çözüm üretilmeye çalıştığını vatandaşlarımıza buradan duyurmuş olalım. Hem Tosya halkına, hem hayvansever arkadaşlara, hem de kolluk kuvvetlerimize, yani Tosya'ya gelip böyle köpek atımlarında lütfen resimlesinler. Bir araç köpek atarken, köpek indirirken gördüklerinde bunu resimlerlerse bununla ilgili cezai ve yaptırımların yapılması daha kolay olur. Tabii siz bir ara bir de avuç peşinde kalmışsınız. Bizim bu inanın bizim için şey değil.